Başak FM'in sayın dinleyenleri, Kalender ve Kalem programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda ben Kalender. Ben Kalem efendim. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sürecek olan 21'de başlayıp 22.30'da bitirmeyi planladığımız programımız. Başladı efendim. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hoş. Bulduk mu? Bulduk. Diyecek. Kalem. Efendim. Çok dağılmış gördüm seni ya. Bugün mü? Hı hı. Bro, okey masasından kalktık geldik de. O son 4 siyahı atacaktım orada bitirecektim de. Aklıma radyo programı geldi. Bitirmeden geldim. İyi yapmışsın ya. Evet. Programı özledim. Programı yani özledim ya. Niye özlemeyeyim? Ya sen bir gergin görünüyorsun ya. Ben mi? Hı-hı. Seni geleceğim birazdan. Ondan dolayı. Bence bir rahatlayalım ilk başta ya. Yoga yapalım mı? Yani nasıl rahatlayabiliriz ki? Benim rahatlama şeklim biliyorsun yani. Midemden geçiyor. Var mı şu an mideme hitap eden bir şey sende? Midende değil de. Zihnine hitap edecek belki bir şey. Yok, o doyurmuyor. Dinleyenlerimiz rahat dinlesin bizi ya. Peki onlara efendim, bir yoga mı yaptıralım acaba? Peki efendim, nasıl istersen. Sayın dinleyenler, şu anda araba kullananlarınız varsa lütfen sağa çekin ve dörtlerinizi yakın. Hep beraber bir yoga yapalım, öyle başlayalım. Hadi taze bismillah. Nasıl yapacağız yogayı? Om çekeceğiz. Ya durak bırakmıyorsunuz seveyim. Neyse, işin gırgırı bir kenara. Bugünkü programımızda konumuz neydi Kalem? Konumuz efendim çok uzak olduğumuz bir şey. Mizah. Onun üzerine konuşacağız. Radyomuzun muzip çocuğu Kalem. Onun üzerine oynayacağız o zaman demektir bu. Mizahi bir kişilik kendisi, biliyorsunuz zaten programını dinleyenler biliyorlar. Niye mizahi olduğumu açıklayacağım diğer arada. Şarkıyı verelim. Peki, beni korkutuyorsun bugün ama bakalım. Sayın dinleyenler, Başak FM'in WhatsApp iletişim hattını ben vererek programı başlatayım. 0555 167 97 97 WhatsApp iletişim hattımız. Birazdan size soracağımız soruyu cevaplamak için bu numara lazım olacak. Bir yere not alırsanız seviniriz. İlk parçamız gelsin mi? Gelsin efendim. Buray'dan Taç Mahal. İyi dinlemeler efendim. İyi dinlemeler. Ben hiç sevilmedim ki, sevmeyi nereden bileyim. Acımaz oldu belki canım, katılaştım buz kestim. Bana hiç dokunan olmadı, seni söyle nasıl sarayım. Bir geceli kaçamaklar bile uğramadı kalbime. İçinde soğuk rüzgarlar, büyük hasarlar var. Yangınlar, çurumlar, cehennem kadar. İçinde soğuk rüzgarlar, büyük hasarlar.
bas. Herkes gibi tek bırakıp gitme beni. Kaderimi elinden al, sakın ola pes etme. Beni sara sara bakarsın, iyileşiverir tüm yaralarım seni. Ben o zaman harikadan saçma halim yaparım. Beni seve seve hadi canına bas. Herkes gibi tek bırakıp gitme. Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme. Beni sara sara bir bakarsın, iyileşiverir tüm yaralarım seni. Ben o zaman yedi harikadan saçma halim yaparım. Evet efendim, güzel bir parçadan sonra tekrar sizinleyiz. Tabii ki ilk arada hemen soruyu değerli kalendere yönelteceğiz. İlkin onun fikirlerini alıyoruz, sonra onun fikirleri üzerine bir şey inşa ediyoruz. Bakalım ne çıkacak, mizah hakkında ne düşünüyor değerli çok kalender? Çok da bir şey bekleme bence. Niye? Bilmiyorum, yani dinleyiciye ne kadar hitap ediyor benim fikirlerim bilmiyorum ama sanki senin daha çok hitap ediyor. Benim fikirlerim biraz daha uzak kalıyor galiba. Yani öyle bir izlenim almadım ben şimdiye kadar hiç. Belki biraz melankolizmden kaynaklıdır, bilmiyorum. Herkes kendi istediğini alıyor bro. Herkes deyince aklıma direkt şey geldi. Herkes sevdirir şey, öldürür sevdiğini. Geçen haftadayım ben daha. Ne düşünüyorsun? Evet. Mizah sana mizah neyi ifade ediyor? Bana göre mizah hayatı daha katlanılabilir hale getirmek için geliştirilmesi gereken zihinsel bir yaklaşım olarak görüyorum ben. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani mizah çelişkiyi görme yeteneğidir. Yani özellikle gülünçlü çelişkiyi sezebilme işidir. Bu da eleştirinin kaynağı anlamında kullanıyoruz. Bunun için yani mizah için mutlaka zeka gerekiyor. Ama tabii tersi de doğrudur yani. Hani mizah yapa yapa da zeka gelişebilir diye düşünüyorum. Şaka çünkü mizah mıdır? Türüdür bence. Bir türü, alt türü. Yani peki mizahın kaç türü var sence? Mizahın bir sürü türü var. Hani ne bileyim, taşlamadır, hicivdir. İşte yani edebiyat alanında bir sürü şey ayırmışlar. Başlığı ayırmışlar gerçi. Ama hani mizahı bir tür olarak edebiyat türü kabul etmeyenler de var. Ha, buna girecek değiliz. Buna hiç girişmeyeceğiz edebiyatçılar. Bana göre mizah mizahtır ya. Peki. Yani ben mizahın en üst dil, en üst seviyedeki iletişim olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani mizahın temeli muhalefettir. Hı-hı. Çıkış noktası da bu. Ha, muhalefet dediysem yanlış anlaşılma olmasın. Öncelikle kendine muhalefet, kendi varlığına. Evet. Mesela iki insanın ilişkisi üzerinden anlatılan bir hikayede bile mizah gözlüğü ve gözlüğü varsa o bakışın temelini de muhalefet oluşturuyor. Bir tür aidiyet reddetme yani. Aidiyetin ne kadar azsa sivriliklerin de o kadar artıyor. Bunu da ruhundaki, benindeki o eğri yeri bularak yapıyorsun. Yani en zayıf noktanı buluyorsun aslında. Ve ona yüklenmeye başlıyorsun. İşte orada bence mizah devreye giriyor, mizah başlıyor bence. Peki bir sürü türü var dedin ya. Hı hı. Değerli kalenderin en çok güldüğü, dikkatini çeken mizah türü hangisi? Yani bence belli değil mi sence? Bence belli değil. Sordum sadece. Kara mizah. Ama kara mizah şey değil. O İngilizceden geliyor. Dark. Evet. Dark, dark humor. Dark sözcüğünden geliyor. Dark sözcüğü şey. Biz Türkçe'ye çevrilince kara da. Koyu. Hani aslında dark şey, koyu. Ya hayır, şey koyu değil. Orada şey anlamı var biraz. Hmm. Yani iyi ayırt edilmesi gereken bir nokta. Yani kara mizah bizim algıladığımız gibi kötü bir mizah değil.
onu. Ya elbette ki. Yani neticede yani kara mizah dediğimiz şey ironiktir yani. Çünkü mesela ölüm, hastalık, savaş gibi ciddi durumları mizahi bir şekilde ele alıyor yani. O açıdan iyi. Ya bu yüzdendir ki sevmeyeni ve saygısızlıkla suçlayan yoktur mesela kara mizah yapanları. Hı hı. Ha tabii bazen sert ve ağır eleştirilerle yapması da mümkün olsa da deyim yerindeyse incelik istiyor yani bu kara mizah. Ve tabii kişiler bunu becerebilirlerse bunlara usta, beceremezlerse düşman olarak görülürler kara mizah yapanlar. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum ya. Çok mu konuştum? Bir müzik arası girelim mi? Bir şarkı, bir şey, bir soru mu sorsak dinleyicilere? Evet evet, doğru ya. Biz hemen ne soralım? Mizah deyince aklınıza gelen ikinci şey. Mizah deyince aklınıza kara mizah değil mi? Kara mizah yapıyorsun şu anda. Yok yok. Bu işte. Mizah anlayışı bu bunun Yaşar Bey. Ya yok, şimdi neden birinci değil? Muhtemelen dinleyiciler merak ediyor. Mizah deyince aklınıza ilk gelen şeyi sormuyorum. İkinci şeyi soruyorum. İlk gelen şeyi eleyin, ikinci gelen şey neyse onu bize yazın. Ben hemen yazacağınız numarayı da ben söyleyeyim tekrar. Tabii. WhatsApp iletişim hattımız 0555-167-97-97. Yeni radyolarını açanlar için ya da yeni dinlemeye başlayanlar için bir daha tekrar edelim. Kalender ve Kalem programındasınız. Bu haftaki konumuz mizah. Mizah üzerine konuşuyoruz ve sorumuz şu. Mizah deyince aklınıza gelen ikinci şey nedir? Bunun cevabını bize verebilir. Ya da yani illa bizim sorumuza bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Mizahla alakalı olarak aklınıza... Ya aslında ben normalde her hafta biz mizahla... Ya mizah diyorum da... Konumuzla aşkı muhakkak birleştiriyoruz da... Ben bu hafta mizahla aşkı nasıl bütünleştireceğim bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Aşk en büyük ironidir dostum zaten. Bir parçasıdır. Ya da tamamıdır. Onu bu, bağdaştıracağım. Bu, ben onu, bu sözden sonra artık ben diyeceğim bir şey ben yok. Ben halledeceğim onu. Ben hareketli halledeceğim. Bir parçayla hazır, hareketli başlamışız. Hareketli parçayla devam edelim. Daha sonra slowlaşırız. Manuş Baba'dan Beni Düşünme. Kime gelsin? Bu parça tüm kara mizahçılara gelsin. İyi dinlemeler efendim. İyi dinlemeler. Gülüşününce derin bir keder. Elinde bu son resmin ne acı, ellerin titremiş, yazmışsın arkasına, baktıkça beni hatırlarsın demişsin.
Manuş Baba'dan Beni Düşünme parçasını dinledik. Hareketliydi. Programı dinleyenler biliyorlar, biz hareketli başlayıp sona doğru, yani ortalara doğru böyle slowlaşıyoruz, baya bir kendimizden geçiyoruz. Bakalım, gelen iki mesaj var, onları hemen okuyayım, ondan sonra ben kaleme döneceğim. İyi akşamlar Rumuz Yağmur. Berkut. Yağmur, bak onu unutalım. Sohbetinizi, düzeltmiş, sohbet diye yazıyordu. Sohbetinizi dinlemek alışkanlık oluyor demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Kendimi bir an Kaybedenler Kulübü'nde hissettim. Etrafında umarım 3-5 kız oturup böyle kahkaha atmıyorsunuzdur umarım. Ben hemen diğer mesaja geçeyim. İyi yayınlar. Mizah deyince aklıma nefes almak geliyor. Çünkü mizah hayat gibi, yerine göre güldüren, düşündüren, ağlatan, öfkelendiren bir durumdur demiş. Ruhumuz yok mu? Bilmiyorum ki. Bakayım. Daha önce bize... Menefşe. Evet. Kim bu? Menefşe mi? Hı hı. Evet. Selamlar Menefşe, öyle diyelim o zaman. Yalnız biz mizah deyince aklına gelen ikinci şeyi sormuştuk. Muhtemelen Menefşe aklına gelen ilk şeyi yazmış. Nefes almak geliyor demiş çünkü. Biz birincisini değil, ikincisini istiyoruz. Peki. Evet kalem, mizah deyince senin aklına gelen, ben ilk şeyi sorayım. İkincisi yani, değil. En son şeyi söylüyorum dostum, sen. Sayın dinleyen, benim dediğim gibi hayatta mizah deyince aklıma bir sürü şey geliyor, bunu birazdan bir tek sen gelmiyorsun diye. Ama en sona herhalde en sondakini merak edenler için söylüyorum. Kalender. Değerli kalender. Çünkü teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Yani en ikinci, neyse üstüne gelmeyeceğim bu konuda. Tabii ki efendim mizah konusunda çok mantıklı açıklama yapmaya gerek yok. Çünkü konu mizah. İlla evet. O konuda da her şeyin çok mantıklı bir cümlelerle bir araya getirip zihninizi bulandırmaya bence gerek yok. Bir an kendinizi düşüyor gibi ya da gülüyor ya da ağlıyor gibi o anki duygularınızda ufak kırılma yaratan ne varsa bence mizahtır. Peki bu dünyada mizah olmasaydı ne olurdu? Yani dünyada mizah niye olmasın? Tek kalender yaşardı dermiş. Yani senin için bir cennet olurdu. Öyle bir dünya olurdu. Hani bu dünyada niye mizah olmasın ki? Konumuz madem mizah. Ben sana birkaç soru sorayım, olur mu? Tabii tabii. Yalnız hızlı cevap vereceksin. Topu taca atmak yok. Ve şöyle. Ama şöyle bak, bir sen. Bir sen. Tamam bitireyim. Bak şimdi, bitireyim. Bak şimdi, bitireyim. Tamam, tamam söyle hadi. Mizahi cevaplar istiyorum senden. Tamam. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur zaten dostum. Bazı şeyleri açıklamayışımın sebebi izahı yok. Ondan mizahını yapıyorum. Her hafta üstüme geliyor. Yok yok. Yani sorular çok böyle... Buyurun. Özel. Soru bir. Sorular çok özel değil. Ben hızlı hızlı o zaman soracağım. Evet. Mizah bir sanattır. Katılıyor evet. Musun buna? Evet. Güzel. Peki sanat için soyunur musun? Ben mi? Evet. Yani hangi sanatçıya bağlı? Devam ediyorum. Sana bir film teklifi gelirse ve başrol sana verilseydi nasıl bir film oynamayı düşünürdün? Bir aşçı olurdum. Konusu ne olurdu? Yemek. Tamam, devam ediyorum. Sosyal medyada en çok sevdiğin veya kullandığın emoji nedir? Benim mi? Evet. Yani... Gülücük ya. O ağzından kan atıyor ya. Şey gözünden yaş atıyor ya. Hafif sola doğru kafasını şey yapmış. Gülmekten yıkılan. Aynen evet, o tamam. Yani. Peki hayatta kendi hayatındaki yaptığın en çılgın şey nedir? Yani şu radyo bana çok akıl işi gelmiyor. Bayağı bir çılgınca yani. Aç aç buraya geliyorum. Güzel. Peki adın polis telsizinde olsa muhtemelen hangi suçtan aranıyor olurdun? Yemek çaldı. İki şiş kebap kayıp. Güzel. Onun güzel. Peşine düşmek düşerlerdi herhalde. Evet, mizaha uygun bir format gidiyor şu anda. Ha, ben evet. Kullanılıyor muyum şu anda? Öyle hissettim kendimi, daha çok kullanılıyor gibi gördüm. Mesaj mı var? Mesaj var.
Diğer arada okuyalım ya. Evet, diğer arada. Diğer arada okuyalım. Dediğimiz gibi efendim, mizahın illa çok mantıklı bir açıklaması olmasına gerek yok. Eğer o anki duygunuzun seyrini değiştiren bir şey varsa bunun içerisine mizah giriyor. Sözcük olmasına gerek yok bazen. Olayın zıtlığını ifade eden bir gülüş ya da bir ağlayış ya da bir mimik ya da bir jest, bir karikatür, bir duruş, anladın mı? Her şey ona dahildir. Değil mi Yaşar abi? Neyse, arayı verelim. Ya, ben normalde hani çok fazla mizah yaptığımızı düşünmüyordum ama... Bu konumuz mizah olunca biz mizah yapmak için... Yani bu programda mizah yapacağız anlamına gelmiyor. Sadece evet, mizah üzerine konuşacağız. Beklentiler, hı-hı, inanılmaz derece. Bu sefer herkes hadi. Hadi kendimizi gülmek için şartlandırmayın. Çünkü program arkadaşım kalender. O birazdan gene şiire bağlayacak, aşka bağlayacak. Yani o yüzden çok... Neyse, ikinci parçamızı verelim efendim. İkinci parçamız kime gelsin değerli kalem? Üçüncü. Taktik üçüncü ya parçamız. İkiye. Bütün konvensalistlere gelsin. Evet efendim, kim olduklarını bilmiyorum ama sizlere gelsin. Rojda'dan Ey Yarim, iyi dinlemeler.
Sayın dinleyen, tekrar sizinleyiz efendim. Mizah yeteneğini kaybetmemiş değerli kalenderli mizah üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bu programda mizah yapmayacağız efendim. Mizah üzerine konuşacağız sadece. Bizim programları bilir, bilen bilir. Bizi bilen biliyor. Kesinlikle. Şimdi değerli kalender, dediğim gibi bize birbirimize soracağımız sorular kesinlikle birbirimize önceden söylemiyoruz. Yani yakinen şahidim, az önce ne soracaksın dedim, söylemedi. Aynen, spontane. Sorum şu. Diyelim ki hayatında eşin olacak. Eşin olduğunda ya da eşin varsa ya da eşinin bir mizahçı mı olmasını istersin yoksa bir şair mi olmasını istersin? İkisi aynı anda olmaz. Ve sebebi. Neden ikisi aynı anda olmaması gerekiyor? Çünkü bu sorunun kuralı bu. Şair mi olması lazım? Mizahla mı? Hı hı. Yani şunu demeye çalışıyorsun. Diyorsun ki... yani koştuğun şart kesinlikle birbirinden ayırt edilebilir olması. Bana biraz soru şey geldi böyle... Hani nasıl diyeyim? Gong süren bitti. Peki. Yaşar abi, hemen geçiyorum. Geçiyorum. Bunu dinleyenlere soralım o zaman. Ne diyelim? Siz eğer hayatınızı biriyle birleştirdiğinizde hayatınızdaki kişinin, çünkü bu kız da olabilir, erkek de olabilir. Herkes kendi karşı cinsi için cevap versin. Mutlaka cevapları bekliyorum çünkü merak ediyorum. Bir şair mi olmasını isterler yoksa iyi bir mizahçı mı olmasını isterler? Ya belki ikisini aynı anda isteyenler de olabilir ya, da ikisini aynı anda olmasın diyenler de olabilir. Ya babacım, bunu onlara bırak işte. Bırak desinler. Yok, sen hani kendi cevabını vermedin. Ben kendim için düşünüyorum da hani... Benim cevabım net. Ya benim cevabım şu. Bak, ben sana net söyleyeyim. Şimdi senin sorun üzerinden senin soruna uygun bir cevap bulmaya çalıştım aslında kafamda da. Ya bana ben biraz... de evlenmiyorsun bana. Yok yok, uygun mantıksız. Ya? Ama Allah, şimdi bir soru sordun. Cevap verince de şey diyorsun, sorduğum sorudan kaçtı falan. Şimdi bana göre bu sorunun cevabı şu, benim için ilk etapta insan olması yeterlidir. Hayda. Yani önce kadın olsun, sonra nefes alsın. Oradan başlıyor yani seviye oralarda efendim. Neyse, ben sana bir şey demiyorum ya. Ben seviyorum. Sana bir şey demiyorum. Kalem efendim bugün... Tıraşını olmadan gelmiş. Mesajlar var. Bir evet. Bakalım. Yandan gözünden gülücük atan emoji atmış birisi. Alt tire göndermiş. Alt tire. Bir erkeğin en lezzetli yeri başının etidir. Milyonlarca kadın yanılıyor olamaz. Seni hızır yaptığı espriye bak. Başımın etini yedi. Öyle düşünüyordum. Ta ki sizleri tanıyıncaya kadar demiş. Şimdi yorumu sen yap. Ben alt tire yorum yapmıyorum. Alt tirenin şu anda cinsiyeti bende soru işareti oluşturdu. Bizi tanıyınca fikri değişmişse eğer, ne bileyim. Hadi inşallah. Evet, MBŞK uzun zamandır yoktu. Neredeydin MBŞK? Ankara Adana yolundan selamlar diyor. İyi yayınlar. Kalem, mizahın içinde şiir de vardır. O yüzden mizahçı olmasını isterim demiş. MBŞK'den beklediğim, evet. Beklemediğim bir cevaptı. Çünkü onun sözlerini biliyorum. O genelde devrik cümleler kurup kafa karıştırıp aslında hiçbir şey söylemiyor. Yani takip ediyorum kendisini yakınıyla. Şöyle bir sözcük mesela. Bugün okula gittim değil mi? Bak, gittim sonda. Gittim ben bugün okula olunca sözcük sanki böyle bir gizem katıyor, tamam mı? Hani bunu birkaç süslü sözcükle bir araya getirince hayda diyorsun lan, ne sözcük. Sonra düşününce onu, o sözcük kuralı cümle yapınca sözcük boş. Hiçbir şey anlatmıyor. İşte tam da çok iyi çözümledin. Zaten burada da aynen onu belirtiyor. Mizahın içinde şiir de vardır. Yani kendi yaptığın mizahı
şiir zannediyor Mebeşeke muhtemelen. Ben şiir bende yok yani. De dediğim gibi Mebeşeke paralel düşünüyorum. Yani onunla paralel düşünmek de böyle bir içimi acıttı yani. Çok istediğim bir şey değil. Lakin madem öyle lütfetmiş biz de şey yapmayalım. Mizahla ilgili konuşmaya devam edelim. Bir mesaj daha var. Evet. Kim bu? Yağmur. Berkut. Bayan şair Berkut. Olsun. Çünkü bir insan severse şiir sevdiğine bakıp şiir yazar. Yani gerçek sevgi gerçek aşk olsun demiş. Ben değerli Yağmur'un yaşını merak ettim ya. Bir de çünkü iki hafta önce bana şiir sözünüz vardı. İki hafta önce söz vermiştik. Geçen hafta sözü, okumuştuk yani. Sözü veren ben değildim. Sen vermiştin. Ben mi vermiştim? Sen okumuştun ama geçen hafta. Evet okumuştum. Tamam. Hatta demiştik yani Yağmur istemiş diye. Bir şiir okuyalım demiştik. Dinlememiş biz. Ne yapalım? Bir mesajımız daha var. Ona da bakalım. Mizahı iyi olsun şairler. Mutsuz genellikle ama beni seven herkes de şair oldu. Rumuz ya neden? Geçen haftadan hatırlıyorum ben bulaşmayacağım buna. Sen bulaşmana ona ben cevap vereyim. Onu bırak ben recide edeyim. Ama söylediği şey dediğim gibi benim de yani sormadın aynı soruyu bana ama mizahı iyi olsun. Çünkü şairler mutsuz dostum ya. Vallahi insan evlenince mutlu olmak için evlenir. Daha da mutsuzlaştırmaya gerek yok ki. Hani ama beni seven herkes de şair oldu demek. Yani işte kara mizah. Aynen. Kara mizah bu. Aynen. Bayan Berkut, Rumuz Berkut da sizce kaç yaşındayım? Ben burada, maksimum en fazla 17 veriyorum. Puan mı? Yaş ya. En fazla 17 diyorum yani. Yani buradan bakınca bu yazım yanlışları. Bu emojiler. Yağmur ne olur Türkçe dersinden kalmış olma. Efendim Cello Boluz'dan dere kenarında taş ben olaydım. Dediğim gibi size farklı ve güzel şarkılar bulmaya devam ediyoruz. İyi dinlemeler. Dere kenarında taş ben olaydım. Dere kenarında taş ben olaydım. Ela göz üstüne kaş ben olaydım. Ela göz üstüne kaş ben olaydım. Senin gibi güzel eş ben olaydım. Senin gibi güzel eş ben olaydım. Nenli de al kolun üstüne ürgele beni. Nenli de nenli al kolun üstüne ürgele taylar. Dere kenarında yayılan taylar. Var mıdır benim gibi emeği zaylar? Var mıdır benim gibi emeği zaylar? Sinemde yok mudur yolunu?
şarkı çalarken seslerde ufak bir oynama oldu fark ettiyseniz. Bunu kalem geçende Celio Boluz'un yanına giderek onun yanında kendi telefondan çektiği için oradan direkt çaldık. Doğal olarak biraz şey sesleri geliyordu, böyle deniz sesi falan geliyordu. Ondandır efendim, yani herhangi bir sıkıntı yok, telaşlanmayın. Bugünkü konumuz mizah ve bunun üzerine konuşuyoruz şu anda. Sizin mizah üzerine düşündükleriniz varsa bize yazabilirsiniz ki bizim sorumuz vardı. Neydi sorumuz Kalem? Sorumuz şuydu efendim, eğer hayatınızda biri alacaksanız ya da almışsanız ya da eşiniz için düşündüğünüz kişinin bir şair mi olmasını istersiniz yoksa bir mizahçı mı olmasını istersiniz, sebebi? Yani kafanıza artık şöyle bir odaklanın, düşünün, buna göre cevap verin. Biz burada sizin gönderdiğiniz mesajları irdeleyelim, üzerine yapabilirsek mizah yapalım, öyle diyelim. Biliyorsunuz bizim formatımız gereği her hafta hikayesi olan bir parça var ve karizmatik ses tonuyla, benden daha yakışıklı ses tonuyla Kalem bu işi çok güzel icra ediyor, hikayesi olan parça bölümü. Her hafta artık nasıl araştırma, nasıl bir inceleme yapıyorsa muhteşem şarkıları bize... Öv beni. Yapıyorum bro, dur. Ses soğudur. Dur. Öv beni. Dur. Tam gaza gelmişim. Ortada kesme. Muhteşem ses tonuyla şimdi bu haftaki hikayesi olan parça bölümünde bakalım Kalem bize neler derlemiş. Mikrofon ve söz Kalem'de efendim. Buyurun. Değerli dinleyen, her hafta bir parça buluyoruz sizinle. Hikayesini konuşuyoruz. Konumuz mizah ama bir şarkının hikayesi olabilmesi için de biraz daha acıya ihtiyaç var. Genelde de öyle oluyor zaten, bunun üzerine konuşuyoruz. Zaten Kalem, bir şey diyeceğim. Evet. Burada Nietzsche'nin güzel bir sözü var. İnsan o kadar acı çekti ki gülmeyi yaratmak zorunda kaldı, diyor Nietzsche. Belki de bunlar olmasaydı mizah da ortaya çıkmayacaktı. Her şey zıttıyla kayın bro. Kesinlikle. Efendim, bu seferki şarkımız Kürtçe, hikayesi olan bir parça. Çok da sevdiğim bir parça. Arih şarkının ismi. Bilindiğiniz gibi yurdumuz dünyanın etkin deprem kuşakları birinin üzerinde oluyor. Yakın zamanda da bir deprem yaşadık. Sık sık ülkemizde depremler oluyor ve bundan dolayı da insanlar ölüyor. Yakın tarihte Anadolu'da büyük yıkım sebep olan depremler var. Bunlar arasında da 1939 yılında Erzincan depremi var. Bu depremde bir sürü iller etkileniyor. Sivas, Erzurum, Gümüşhane, Amasya, Yozgat, Samsun, yani Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşen bir deprem. Tabii o dönemin Türkiye'nin şartları da daha dünya geneli bir sıkıntı olduğu için zaten hani yıkıcı etki insanlara daha fazla zarar verdi ve o depremde 33 bine yakın insanımızı kaybettik. 100 bin insan yaralandı. Yani çok büyük yıkıcı bir depremdi. Bu depremden sonra yitip giden canların arkasından bize acılar, ağıtlar, türküler ve şiirler kaldı. Deprem Sivas'ın Arih köyünde meydana gelir. Arih köyünde meydana gelen bu deprem sonrası can kaybı diğer yerlere nazaran fazla olmuştur. Şarkı zaten Arih, bu köyün ismi zaten şu an fonda çalıyor. Çünkü Arih köyünün deprem fay hattı üzerinde bulunmaktaydı. Diğer köylerde ise deprem sonrası can kaybı az olmuştur. Diğer köylerin fazla fay hattı üzerinde bulunmaması can kaybını aza indiren bir etken olmuştur. Bir diğer etken ise çevre köylerin birinde Çavuş Çalışkan adında bir kişinin depremden bir gün önce ölmesi ve herkesin taziye evinde olması can kaybını aza indiren bir etken olmuştur. Taziye evinin sağlam bir yapı olması ve halkın büyük bir bölümünün de orada olması ölü sayısını önemli ölçüde azaltmıştır. Arih köyünde ise çok insan ölmüştür. Deprem kış ayında meydana gelmiştir. Havaların çok olması, bir de ölü sayısının fazla olması ölen insanların düzgün bir şekilde defnedilmesini zorlaştırmıştır. Havaların soğuk olması, toprağın sert olması, ölen insan sayısının fazla olması defin işlemlerini düzenli yapmasını engellemiştir.
bazı mezarlara birden fazla insan gömülmüştür. Bu durum insanların hafızasında korkunç bir olay olarak geçer. Tüm bu acılardan dolayı Ari köyünün mezarlarının başında kadınlar tarafından ölen erkeklere ağıt yakılır. Bazı canlar daha gencecikti. Bazı giden canlar nişanlıydı. Bazıları yeni evliydi. Ve bunun için üzerine ağıt yakılmıştır. Kadınların ağıt yaktığı bu ağıtlara Arih ismi verilmektedir. Çünkü depremde en çok Arih köyünde insanlar öldükleri için bu ağıtın ismi Arih olmuştur. Dinlediğiniz şarkı da oradan gelmektedir efendim. Çeşitli kişiler Hasret Gültekin falan da okumuştur. İtip giden tüm canlara gelsin bu şarkı. İyi dinlemeler. Karar, hep bir savcı ve hep bir kelepçe vardı. Ama bilir misin ey güzel, gerçek hapis orası değil, gözlerinde. O dokunamadığım saçlarında, elimden bırakmadığım parmaklıklarda ey güzel demiş Yağmur.
mesaj göndermiş. Bu arada Kalem, sen sormuştun kaç yaşındayım merak ediyorum diye. 20 yaşındayım demiş. Çektiğim sıkıntılar yaşımın çok üstünde ama insan kendini bir şekilde ayakta tutuyor. Ben de böyleyim. İşte ne yapalım, her biz zaman de, çok şükür demiş. Biz de seni ayakta tutmak için buradayız. Değerli Yağmur. Bazen insan hiç beklemediği esnada, bütün hayatını boşa atmışken, bir kenara bırakmışken, ummadığı anda, ummadık bir şekilde bir şey karşısına çıkabiliyor Yağmur. Ve bu şey insanın hayata tutunmasını sağlayabiliyor. Senin gönderdiğin mesajlardan ben şunu biraz hissettim. Biraz programımızı beğendiğin belli. Beğenmek, yani beğenmen bizim de tabii ki hoşumuza gidiyor. Dinleyenlerin bizi dinleyerek, yani beğenerek dinlemeleri elbette ki bizim hoşumuza gider. Ama şunu da söyleyeyim, sen ol, bağımlı olma. Bağımlılık iyi bir şey değil. Evet, şimdi gelen değerli bir mesajımız var. Değerli müdürümüz Lokman Kızıldağ, sağ olsun. İyi yayınlar. Lokman müdürüm. Saygılar. Kalender ve kalemi beğenerek dinliyorum. Allah bu millete deprem yaşatmasın demiş. Amin. Amin diyelim. Ama Lokman müdürümün ismiyle de mesajlarını görünce ben direkt hazır ola geçiyorum, biliyor musun? Çünkü o kadar ya, güzel konuşuyor ki, o kadar evet, konuştuğunda her duyguyu, her sözcüğü o kadar doğru giydiriyor ki hani duraksamıyor bir de. Evet, bir de mütevazilikle birleşiyor. Her tarafı karizma bir ya. Karizma, heybeti bence, karizması da var. O konuşunca ben esas duruşa geçiyorum, bilmiyorum niye ama. Saygılar, sevgiler Lokman Hocam. Biliyorsunuz her perşembe günü Lokman Hocamız program yapıyor. Evet. 40 Ambar diye programı var. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi efendim, biliyorsunuz bizim program gereği biz konu başlığımızı seçtik, konuştuk üzerine, konuşmaya da devam edeceğiz. Mizahı konuşacağız, mizah yapmayacağız efendim, bunu tekrar ediyorum. Hikayesi olan parçayı dinledik. Her hafta şişeye bırakılmış notlar köşemizde değerli kalender yakışıklı ses tonuyla bize dinlemekte olduğunuz şarkının YouTube'daki yorumlarını okuyacak. Bakalım kalenderin şişesine hangi notlar girmiş, görelim. Sıradaki parçamız daha doğrusu şişeye bırakılmış notlar köşemizde. Bu hafta size ilginç bir parça seçtim. Kuan'dan gelecek Söyletme. Uzun bir parça. Normalde ben başka bir parçasını çalacaktım ama içindeki içeriği nedeniyle, bazı sözlerden dolayı onu artık siz kendiniz dinleyin diyeyim. Biz burada çalamadık, çalamıyoruz. Kuan güzel bir parçası, Söyletme. Bilmeyenler için eminim çok beğenecekleri bir parça. Bilmeyenler için. Bilenler zaten Kuan'ı biliyordur. Ben onun yorum köşesine bakmayı seçtim. Ceyhun Pekuz demiş ki, an itibariyle 7 saat 7 dakikadır aralıksız dinliyorum ve ciddiyim. Nasıl durabilirim demiş. Zeytin Ekmek, kadim zamanlardan ruhani, taş sokaklardan koşarak geçen bir çocuk gibi ezgi ve sözler demiş. Allah'ını seven üzerime şunu sözlerini atsın demiş. Mustafa Kazım, daha iyisini nasıl yapacaksınız bir adam? İnsan pat diye böyle parça yapar mı? Demiş. Parçalar pat diye olmuyor ki. O sadece pat diye dinliyor. Evet. Öyle dinleyince öyle olduğunu zannediyor. Neydi ismi? Mustafa Kazım. Mustafa Kazım'ı buradan kınayalım. Kınıyoruz. Dilber Coşkun, bu parçayı dinleyince gözlerimi açıp bu dünyaya dönmek istemiyorum. Nasıl bir huzur bu demiş şarkı için. Yüreğinize sağlık, benimi akıttınız demiş Özge. Ve mizah yapmış Alçemrov. Ruh deşem demiş. Ruh deşem. Şarkı için. Hep kara mizah. Sena, normalde odaklanamıyordum ders çalışırken. Artık bunu dinlemezsem odaklanamıyorum. Teşekkürler Kuan demiş. Cavit, şarkı korkutuyor demiş. Haftada 5 kere bu şarkıyla ölüyorum. Dozaj yeterli. Teşekkürler demiş. Dinlemeden yapamıyorum. Güne başlayamıyorum. Arzu Bende Özer, de bu var. Dinlerken kendimden geçiyorum. Bu grubun da almış olması çok üzücü bence de. Her güzel şey bitmek zorunda mı demiş. Kalem, sence her güzel şey bitmek zorunda mı? Yani bir şeyin devamlılığı sağlanınca güzel olmaz ki.
Hani daha önce konuştuk ya, evet, biz bununla ilgili bir şeyin zıttını yaşayacağız ki kendisinin farkına varacağız. Yani sonsuz güzellik yoktur mu demek istiyorsun? Sonsuz güzellikten kasıt yani sonsuz hiçbir şey yoktur. Dinleyenlere bırakalım gereken yorumu. Şimdi size parçayı ben dinlettireceğim ama santur, ud, ney ve deften oluşan muhteşem bir dörtlü. Tabii bunlar çalınırken kendinizi müziğin ritmine kaptırıyorsunuz ve şarkı sözlerini anlamayabilirsiniz efendim. Ben size şarkı sözlerini şimdiden söyleyeyim ki kendinizi çok da böyle anlamaya odaklanmayın. Yar söyletme beni, gözümden akan yaşı görmez misin? Yar söyletme beni, yar açtın yarayı görmez misin? Yar gönlümden içeridir yerin, yanar her dem orada ateşi. Seni özler görmez misin? Gönül seni ister görmez misin? Dönsem dursam pervane gibi diyor sizi. Kuan'la baş başa bırakıyorum. Söyletmeyi dinlemeler efendim. Thank you.
Değerli dinleyen, şarkıyı açtık. Malum şarkı... Uyuyakalmışız burada. Değil yani biz Ramazan'da bu parçayı açmayı düşünüyoruz. O çalarken teravihleri hallederiz herhalde. Baktım zaten bizim reytinglerde de düşüş oldu. Bitirmedik yani şarkıyı, öyle mazur görün bizi. Onu uzun. Bitirmedik. Bizim program müziği girdi. Ondan daha beter. Yani bizim müzikler olmasa bence bizi daha fazla kişi bize tahammül eder diye düşünüyorum. Mesajlarımız var, onları diğer arada konuşalım da. Mizah üzerine çok konuşmadık dediğimiz gibi. Yani bununla ilgili biraz mesele, şey yapar mıyız? Mizahı, yani? Biraz mizahı, spontan aklımıza ilk gelen şeyleri söyleyelim mi? Yani mizahı kötüye kullanmak insan neşesine karşı bir suikasttır. Hayatımızda mizahı değil, suikastçıyı bertaraf etmeliyiz. Gerilen sinirlerimizi mizahla gevşetmezsek bence hayattan koparız. Mizahın insanı güldürmesi şart mı? Değil mi? Bence mizahın görevi beyni gıdıklamaktır. İnsan ister gülsün, ister gülmesin, fark etmez ki. Mizah hazmı kolaylaştırır. Hazımsızlar mizahı zorlaştırır. Ama mizah onları maskaraya çevirerek intikamını alır. Hayatın zorluğu nedeniyle hayatın içindeki mizahı ıskalamıyor muyuz? Sebep neşeli düşünmeyi bilmeyişimiz ve gereksiz bir kibirdir bence. Muzırlık yani sen. Mizahla meşrulaşmaya mest olur. Bu onun yeni huyu değildir. Tarihi genetiği böyledir. Mizahçıların bel altı mizaha yatkınlığı, fazla zeka gerektirmemesiyle alıcı kitlenin çok geniş ve istekli olmasından kaynaklanır bence. Peki mizah hoşgörü ortamında mı yoksa baskı dönemlerinde mi gelişir? Bence ikisinde de gelişir. Yalnız baskı ortamlarında inadına gelişir. Mizahla trajedinin mürekkebine su katarız. Kara yazı soluklaşır. Trajedinin içinde tutunduğumuz mizah trajediyi ortadan kaldırmaz. Bizim katlanabilme gücümüzü artırır. Mizah zihni tuzağa düşürme sanatıdır. Zihin o tuzaktan felsefi bir yükselişliğe sıçrıyorsa iyidir. Yoksa sadece gülersin, o kadar. Bir olay karşısında Nasrettin Hoca olsa ne derdi diye düşünün. Buluş Nasrettin Hoca'yı bile şaşırtacaksa mizahı yakaladınız demektir efendim. Hayatın içinde mizahı görmek için kendinize dışarıdan bakın. Yalnız nereye gitse siyah yumurtlayan karga gibi olmamak şartıyla tabii. Kendi defolarımızı tiye almak bir özgüvenden, bir üst benlikten geliyorsa anlamlıdır. Akıl fukaralığından geliyorsa budalalıktır. Sorununuzla en ilgisiz bir nesne arasında mantıklı bağlantı kurun. Göreceksiniz ki mizah ve çözüm el ele verip sana yardımcı oluyor. Fıkra anlatmaya yeteniz yoksa anlatmayın. Fıkraya değil kendinize güldürürsünüz. Mizahın tarihi yazabilseydik, psikolojinin, sosyolojinin ve kültürün de tarihini öğrenmiş olacaktık bence. Hani mizah bunların tamamını kapsıyor. Sıradaki şarkı efendim değerli öğretmen arkadaşlarımıza ve Deştada Arada çalışan tüm öğretmenlere gelsin. Şarkımız Yalın, Alışmak Zorundayım. İyi dinlemeler efendim. Benim için sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil. Bu nefes bana zararlı. Alışmaya çalışmak diye bir şey yok. Alışmak zorundayım. Üzülmemek diye bir şey yok. Üzülmem gerek. Severek unutmak olur iş mi? Bilerek uçurma önden açlanır mı ki? Kaybettiğinin yerine ne koysan dolmaz. Boş bırakacağım yerini hep bomboş. Dün hayat durdu,
Sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil. Bu nefes bana zararlı. Alışmaya çalışmak diye bir şey yok. Alışmak zorundayım. Üzülmemek diye bir şey yok. Severek unutmak olur iş mi? Bilerek uçurma önden atlanır mı ki? Kaybettiğin yerine ne koysan da olmaz. Boş bırakacağım yerini hep bomboş. Severek unutmak olur iş mi? Bilerek uçurma önden atlanır mı ki? Kaybettiğinin yerine ne koysam da olmaz. Boş bırakacağım yerini hep bomboş. Efendim, her mesajı burada okuyacağız diye bir söz vermiyoruz. Öyle bir beklentiye girmeyelim sakın. Çünkü sürekli benden şeker, rumuz, Mardin şekeri, badem şekeri olan bir mesaj gelmişti herhalde. Bakalım. Bir altta, evet. Sorumuz vardı efendim. Soruyu tekrar edelim. Sizin hayatınıza almayı düşündüğünüz bir insan varsa ya da eşiniz, sevgilinizde olmasını istediğiniz özellik olarak düşündüğümüzde iyi bir şair mi olmasını isterdiniz yoksa iyi bir mizahçı mı olmasını isterdiniz? Sebebi? Mavi, siz denizden gelmiş, mizahı iyi olsun. Sevgilinin varlığı en kıymetli şiir zaten. Şair ben olurum demiş Rumuz. Mardin şekeri, ha bir de Rumuz değiştiriyor ya. Mavisiz denizli. Mardin şekeri, bu hatırlatma herhalde. Biz de o zaman her Rumuz hafta, değiştirip her hafta. İncir ağacı mı desek acaba? İncir ağacı olsun Rumuz'u. Söylemiştik efendim, değerli mavisiz deniz. İncirler olana kadar ben Mardin şekerini halledeceğim. Bende o, rahat ol. MBŞK'den gelmiş. Evet, MBŞK demiştik efendim. MBŞK devrik cümleler kullanıp insanın kafasını karıştıran şöyle bir şahıs. Şöyle diyor. Kalem kendini şair zanneden bir mizahçı adayı demiş. Bak gene aynı. İşte. Bak bu cümleyi düzel. Bak bu cümleyi düzel, tamam mı? Hiçbir anlamı yok. Hemen cümleyi öğelerine ayırıyorum. Evet. Oradan ayıramıyorum. Gizli özneyi bulalım. Ha, Yağmur'dan gelmiş. Evet. Çok teşekkür ederim size. Gerçekten duygulandım ben. Bağlanmamak için kendime söz verdim. Hiçbir şeye ve kimseye bağlanmayacağım. İnşallah. İnşallah diyelim ama bağlanmak senin, bence insanın elinde olan bir şey senin değil. Senin yaş grubuna uygun sözcükler bunlar. Bunlarda sıkıntı yok. Bu yaşlarda bu tür sözler verilir yani. MBŞ'e... Okuyayım mı? Oku. Her mesajı okuyacağız diye söz vermedik ama. Ben gene okuyayım. MBŞ'e diyor ki, biri kalemi evlendirsin de kurtulalım arkadaş. Şimdi bir söz var efendim. Ne kadar güzel sözler bunlar diyor ya, dinime küfreden Müslüman olsa diye. Yani ha, soru sormuş kaleme. Kalem, seni evlendirmeyi düşünüyorum demiş. Mizahçı mı olsun, şair mi olsun, hangisinden bulayım diyor. Demin kalender çıtayı belirledi yani. Önce kadın olması dedi.
kadın kadın olduğunu bilmesi yeterli. Bir de yaşıyor olsun, nefes alsın efendim. Sonraki özellikleri. Bu arada Altire'den de mesaj var. Altire diyor ki pardon. Altire diyor ki kaleme hemen birisini bulmamız gerektiği konusunda kaleme mürekkep lazım. Seni hınzır şey. Buradan Altire'ye belirli, selamlar efendim. Belirli güne uygun da söz. Ya kalem bugün bize şey kalem. Bugün Altire bize çok takılıyor. Yani acaba sevgi pıtırcığıyla alakalı? Yanında değil. Yanında değil olunca yüzümüze bakmıyor. Aynen. Yanında olmayınca bize sarıyor. Allah onu yalnız bırakmasın yani. Bu arada bırakınca da sana bize ilginç sarıyor, bir şey söyleyeyim çekilmiyor mi? 2011'de bu mizahla alakalı bir araştırma yapılmış. Evet. Bir özel bir sitenin yapmış olduğu bir araştırma. Bu araştırmaya göre mizah konusunda en son sırayı Almanlar yer alıyor. Niye? Mizah yetenekleri yok herhalde. Bilmiyorum. Yani yapılan araştırma böyle. Sevmiyorlar mı yani? Mizahı mı sevmiyor? Yani orada sorulan nasıl sorulara... Nasıl test ettiler? Ben merak ediyorum. Şöyle. Şaka yapınca dövüyor mu Almanlar? Ya mizah... Hani bunun testi nasıl yapılıyor ki? Yani... Adama şaka yapıyorsun, en çok kim gülüyor? Türkler gülüyor zaman Türkler en çok mizahı sever. Şöyle. Almanlar bir internet efendim sitesi yapıyor bunu. Birkaç tane soru soruyorlar. İşte yapılan mizaha işte şöyle yapılsa işte nasıl karşılık verirsiniz vesaire. Değerli kalender, değerli şimdi, kalender. Buna Türkiye, katılmayacağım. Türkiye, ya katılıp katılmaman önemli değil. 2011'de zaten o ankete katılanlar katılmış. 38 bin yanılmıyorsam kişi katılmış herhalde. Belirli sorular sorulmuş. Neticede anket yani katılınır ya da katılınmaz. O senin takdirinde. Dikkatimi çeken bir şey oldu mizah konusunda. En ileri Amerikalılar çıkmış. Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye trollü seviyor ya. Yani yükseklerdedir bence. İyi ben olur de öyle tahmin ediyordum dedim. Yükseklerdedir. Sondan üçüncü olmuş mizah konusunda. Bu sefer, tabii bu sefer güldürtmedi. Yani var olan araştırma bu şekil. Şimdi hangi kaynağı baz aldığın da önemli. Senin gibi sadist bir insanın sitenin, kullandığı kaynakları baz alacak sitenin, olursak. Sitenin adını veremiyorum çünkü özel bir site reklama giriyor. Ya hiç önemli değil, sen söyle. Şimdi yani, efendim benim bu konudaki nacizane fikrim şu benim. Hı hı. Her toplumun kendine göre bir mizah anlayışı var. Hani bunu en çok biz şeyde yaşıyoruz. Mesela işte Kürtçe komik olan bir durumun Türkçe aynı duruma geçildiğinde bir komikliği olmuyor. Anladın mı? Hani tüm toplumların işte mizah yeteneklerini belirleyebilecek bir norm yok. Bir matematik değil çünkü bu. Hani ya elbette matematikte ki bir problem sorarsın, tüm toplumdaki insanlar bunun cevabını verir. Ama mizahta tüm toplumların ortak hemfikir olabileceği bir norm yok, belirlenmemiş. Bu ya belirlenmediği için de hani bunu dediğim gibi ya şeye göre işte kararlaştırırsın, bir fıkra belirlersin, gider işte Alman'a okursun, seni döver, bunlar mizahı sevmiyor de. Çok önyargılısın kalem. İşte gider kalem. Bir İngilizce söylersin. Hiç araştırmanın içeriğine bile bakmadan böyle yorumlar yapmak. Şimdi efendim ben akademisyen kimliğimle konuşacağım burada biliyorsunuz. Yani benim için o araştırmanın işte madde güçlük indeksiyle madde ayırt edicilik. Ben yapmadım, bana yüklenme. Ben tamam, sen niye savunuyorsun şu anda araştırmayı? Dedik ya hani reklam olmasın diye. Hayda, bakılabilir. Ya orada, söyle söyle ne olacak? Ya Bado denilen bir internet. Bado mu? Bado. Oradan artık diğer direkt bütün işte sosyal ya, medya üzerinden bir deney yapmış ama çok da umurumda değil ya. Ya söylüyor tamam, ben önemseyip cevap veriyorum burada. Sonra aman boş ver, biz keyfimize bakalım diyor. Peki efendim, öyle olsun. Ya ama bana hala mizahla aşkı bütünleştirecektin ya, sözüm vardı. Onu diğer arada ben halletmeyeyim, şimdi söyleyeyim de. Şimdi mizahla aşkı nasıl birleştireceğim? Şu. Aşkın olmadığı yerde mizah olmuyor zaten. İnsanlara bence mizah duygusunu önemli kıldırtan en büyük sebeplerden biri aşktır. Çünkü bak en önemli tek sebebi değil. İnsan sınıfa gittiğinde öğrencileriyle de şakalaşır, konsantrasyonunu artırır. Ama ilişkilerdeki aşk kalitesini arttırmak için
mizah bence şiirden daha önemli bir araçtır. Çünkü şiirin duygusu çok kısa vadelidir. Hani bir insanı şiir tonunda ya da şiir tonundaki o ruh aralığında uzun süre tutamazsınız. Sadece belli bir ambiyans yaratmanız lazım. İşte mum, ışık falan fistan. O arada söyleyeceğiniz o sözcükler çok da uzunsa zaten gene de o şeye girmez. Ama mizahın tonu ve süresi daha uzundur. Ve insanı hayata daha da tutundurur. Daha da gerçekçi kılar. Bence bir kadın, yani bir erkek olarak düşünüyorum. Bence bir senin internet sitesi bir araştırma yapsa bu yönde. Mizahı mı severler, şiiri mi? Bence açık arayla mizah kazanır. Çünkü mizahın süresi daha uzundur. İnsanları günün tamamını kapsayabilecek bir şeyde tutabilirsin. Ama şiir daha kısa süreli bir duygudur. Daha özel bir duygudur. Zaten aşka dedi ki gerçekliğin hastalanmış halidir. Şiir de o hastalığın yan belirtileridir. Ama mizah gerçektir. Ben daha fazla... Oldu mu? Şiirle aşk oldu mu? Oldu. Ben şiirle aşkı dememiştim. Mizahla aşkı birleşti demiştin ya, sen şiirle... O kadar yürüdün. Kafa karıştı. Ben de diyorum, ne anlatıyor? Efendim, sıradaki şarkımız Melike Şahin, Geri Ver. İyi dinlemeler. Acımadan aksın kara sular inmiş aramıza, güneşim öksüz ama bana kalsın, günlerimi karartma. Mabedimde gömülü hazinen, geçemem içinden, duruyorum sırtım dönmüş bana, niye bilmem ağrıma gidiyor. Dur. Büyük yük bizi aşar, yolu söz taşıyamam, ısıtan ellerin olmazsa. Baksan yine bana, bir umut varsa uçta, yaslan sana sağlam küskün. Kaldı yine ortada, halini
Kaç kişi öldürdüm düşlerimde? Kaç kilo çekerdi yalnızlık? Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının? Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk. Hep ağlamaklı olurduk gülünecek halimize. Kim sevmezdi çiçekleri filan? Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi. Ben yazdım. Yazdım. Yazmazsam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz. Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu bu biraz. Biraz birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşaltmayın. Eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyden dahi olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yılgınlığımı filan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela. Ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaçonun. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hem nereden çıkardınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo çeker ki bir palyaço? Hem neden yüzüme vuruyorsunuz bir çirkin ördek yavrusu olduğumu? Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar. O kadar gocunmam işte. Bitmedi. Yazacağım da. Yazmazsam ağlayacağım çünkü. Alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik. Bilirdim. Geceleri puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu. Duyamadım derdim. Tekrar et. Sessizliğe bürünürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu. Palyaçolar daha bir ağlamaklı olurdu. Ve ben daha bir alçak olurdum. Ağlardım biraz. Hem sen kimsin? Çekiştirme diyorum. Hatta kuyruğuma basma diyorum. Acıyor. Tırmalarım diyorum. Kahrol. Kahrol diyorum. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosunda. Korktum birden. Kusacak gibi oldum. Olur öyle dedi palyaço. Herkes alçaktır biraz. Otur lan dedim. Bağırdım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim. Eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes, herkesi sonradan öğrenirmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin, geçen gün bir kadınla seviştim. Biraz değil, çok seviştim. Ya, işte öyle palyaço. Diyorum ki bunu da yeni öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmezdi ki kuş ötüşlerini filan? Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi. Ben yazdım. Yazmasam alçak olacaktım. Hem ben roman da yazdım biraz. Bazen diyorum ki palyaço, sen olmasan ben ne yaparım? Alçakça eksilirim belki biraz. Her yağmur yağışında yerin dibine girerim. Hiçbir kadının kasıklarını öpmem belki. Ya da unuturum sonradan öğrendiklerimi.
Biraz biraz anlıyorum ki yüzler, eller, o terli vücutlar filan her şey plastikmiş biraz. Haydi sirtaki yapalım palyaço. Rock doldur. Yine eksildik biraz. Sevmemiştim, elma ağaçtan düşmemiştim.